Buradan önemli bir ayrıntıyı gözler önüne sermek istiyoruz. Kira artış oranı. Bakın şimdi kira artış oranı normalde şöyle oluyor. Üretici fiyat endeksi 12 aylık ortalama esas alınıyor. Şimdi üretici fiyat endeksi 12 aylık ortalama %18,78. Biz bunu enflasyon, ayın 3'ünde açıklanan enflasyon yayını sonrasında konuşmuştuk. %18,78'lik üretici fiyat endeksi. Bunu kiracı nasıl ödeyecek? Ev sahibi kiracı nasıl uzlaşacak? Bunun yayını yapmıştık bir gün boyunca. Bununla ilgili bir değişim oluyor. Artık 12 aylık üretici fiyat endeksi değil, artık TÜFE'ye bakılacak. 12 aylık TÜFE'de %12,61 son Ağustos ayı verisi. Yani kira artışı azalacak. Yani eskisi kadar, yani şu 18,78'e göre kira artmayacak. Bir örnek üzerinden gidelim. Örneğin 1500 lira kira veriyorsunuz ve kiranızın yıllık işte sözleşmesi doldu. Yeniden anlaşacaksınız ev sahibiyle. Ne üzerinden anlaşıyorsunuz? Artış üzerinden. İşte ne kadar arttıralım üzerinde ev sahibiyle konuşuyorsunuz, pazarlık yapıyorsunuz. Şimdi 1500 lira kira veriyorsunuz. Eğer üretici fiyat endeksine göre artış olursa 1780 liraya çıkıyor. Çünkü %19'luk bir artış var. TÜFE'ye göre bir artış olursa, %12'lik bir artış, 1690 liraya çıkmış olacak. Ama görüyorsunuz üretici fiyatlarıyla tüketici fiyatları arasındaki fark 90 lira. Yani 90 lira bu değişimle birlikte daha az ödeme durumunda kalacaksınız. Şimdi bu konuyu biz ayın 3'ünde konuşmuştuk. Ayın 3'ünde demiştik ki ev sahibi kiracı bunu nasıl anlaşacak? Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan'la biz bu konuyu konuşmuştuk. Şimdi tekrar bağlanalım. Hacı Ali Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar efendim. Teşekkürler. Şimdi diyorduk ki ev sahibiyle kiracı nasıl uzlaşacak derken açıklama geldi. Artık tüketici fiyatlarına göre belirlenecek. Evet. Nasıl bence değerlendirmek lazım? Evet, bence doğru bir açıklama ama geçen biliyorsunuz yaptığımız programda da ben dile getirmiştim. Aslında işte yaklaşık %19'a yaklaşan o TÜFE, ÜFE ve TÜFE ortalaması pek çok piyasada kullanılmıyordu. Yani şu ana kadar hala piyasada bizim sektör temsilcilerimizin bize aktardığı ya da vatandaştan aldığımız hani geri dönüşlerde ortalama %10 civarı bir artış genel piyasada şu ana kadar kabul gördü ve böyle gidiyor. Yoksa öbür hani TÜFE TÜFE ortalamasını aldığımızda açıklanan 18,73 artış oldukça yüksek bir artış. Dolayısıyla sabit gelirleri çok zorlayacaktı ama çok şükür bugüne kadar uygulanmadı. Arkasından Sayın Bakanımızın bugün açıkladığı ekonomik programda 2019 ve 2020 için 21 için açıkladığı programda bunu TÜFE'ye bağlamış olması da çok daha doğru. Hukuken de bu anlamda destekleyici bir karar oldu ve son derece de olumlu oldu. Çünkü TÜFE her zaman şeyin üstünde hemen hemen neredeyse bir kat daha fazla artış gösteriyor. Özellikle bu son bir yıldır. TÜFE'nin artış oranları daha düşük. Dolayısıyla kiracıları bu anlamda biraz daha koruyucu oldu ve kanun destekleyici oldu. Ama dediğim gibi ev sahiplerimiz de zaten hani bu kiralama biraz kiralama ve satış arz ve talebe göre piyasada kira konusunda da sıkıntılı bir arz olmadığı için ve kiracıları hala koruyan bir yönde devam ediyor. Yani diyorsunuz ki yine ev sahibiyle kiracı arasında yaklaşık %10'lar üzerinde bir mütabakata varılacak, evet, gibi efendim gözüküyor. 8-10 arası şu anki artışlar bu çerçevede gidiyor. Ama tabii yeni bir düzenleme daha çıktı biliyorsunuz. Türk Parasını Koruma Kanunu. Dövizle yapılan kontratların da bu arada işte 20-25 günlük bir süreç kaldı, bir yönetmelik çıkacak. Orada da TL'ye çevrilme söz konusu. Orada da yine bir artış düzenlemesi getirilecek. Orada bakalım piyasaya nasıl yansıyacak ama dediğim gibi TL ile kiraya verilen gayrimenkullerde, özellikle konut tipi gayrimenkullerde kiracı ev sahibi arasında herhangi bir uyuşmazlık, anlaşmamazlık yok idi. Böyle devam ediyordu ama Sayın Bakanım bugün açıkladığı, bundan sonra tüketici fiyat endekslerinin dikkate alınmasının yasal olarak da önemli ve destekleyici bir karar olduğunu düşünüyorum. Hacı Ali Bey, bir de şunu sormak istiyorum. Taşınmaz değerleme sistemi kurulacakmış, gayrimenkul envanteri tamamlanacak ve tapu harçları emlak vergilerinin gerçek değerleri üzerinden alınması sağlanacak. Böyle bir vergilendirme sistemi yeniden düzenlenecek. Dolayısıyla evet, vergilerin artmasını bekliyoruz. Burada gerçek değer üzerinden alınması kime etkileyecek? Satanı mı, alanı mı etkileyecek, yoksa iki tarafı da etkiliyor mu? Bu anlamda artış olacak mı? Bu her iki tarafı da etkili. Bu her iki tarafı da etkileyecek. Son derece de önemli bir konu.
hani bunu birkaç dakikada aktarmak da çok kolay değil ama yine hemen çok basit bir şekilde özet geçeyim. Aslında kamuoyunun bundan çok bilgisi yok ama ben yaklaşık bunu takip ediyorum. Geçen hafta da bununla ilgili görevlendirme Top Kadastro Genel Müdürlüğü'ne verildi. 100 günlük programda da zaten aslında bu birkaç cümleyle geçiyordu ama kamuoyu bunu çok dikkate almadı. Fakat Top Kadastro Genel Müdürlüğü bu konu üzerine çok ciddi bir çalışma yaptı ve sonuna doğru yaklaştı. Bu bizim de desteklediğimiz, bütün vatandaşımızın da destekleyeceği bir konu olacaktır. Ancak burada çok dikkat edilmesi gereken ve bazı bu düzene geçmeden önce yapılması gerekenler var. Evet, gayrimenkul de satışları gerçek değerden olsun. Zaten vatandaşımız da, bizler emlak danışmanları da buna asla hayır diyemeyiz. Fakat siz tapu harçlarını yüksek bu seviyede tuttuğunuzda o zaman çok ciddi bir maliyet yüklersiniz yine gayrimenkullere. Hele piyasanın şu durgun olduğu dönemde tapu harçlarını düşürmeden, emlak beyan oran beyan değerlerini düşürmeden, diğer taraftan da gelir vergisiyle ilgili yeni bir düzenleme yapmadan bunu yapmanın vatandaşa bir sıkıntı, ciddi bir sıkıntı getireceğini ben düşünüyorum ama zannediyorum evet. Kanun yapıcımız, hükümetimiz bu konuda da gerekli çalışmayı yapıyordur. Yani tapu harçları biliyorsunuz geçici bir süre %4'ten alıcı ve satıcı %4'ten %3'e düşürüldü. Ama peki, bunun kalıcı olarak düşmesi %3 değil. Hatta mümkünse %1'lerin altına, alıcı satıcı ayrı ayrı %1'lerin altına düşmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki. Yine büyük şehirlerdeki emlak vergi oranlarının düşmesi gerekiyor. Zaten bunları yaptığınızda kanun çıkarmasanız bile bütün vatandaşımız kendiliğinden gayrimenkulünü gerçek değerden satışını söyler. Söylemeyişinin sebebi tapu harçlarının yüksekliği, emlak beyan değer oranlarının yüksekliği ve gelir vergisindeki o kısa zamanda alım ve satımlarda doğan gelir vergisi oranlarının peki Hacı Ali Bey. Düzenlenmesi. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Bu önemli konuyu konuştuk. Yarın da konuşmaya devam edeceğiz. Ekonomide görünümle karşınızdaydık. Hoşçakalın.